inşallah. Neler lisanı haliyle kendisini ifade ediyormuş ya da nelerin lisanı halleri var. En dıştan içeriye olarak insan ekber olan kainat, bütün mevcudat, her bir şey, cehennem, bunlar lisanı halleri kullanıyormuş. Hepsi Risanur'da olan yerler. Ecram-ı Ulviye, yıldızlar, hilkat-ı semavat ve arz, ehli arz, ehli semavat, sema, cev, arz, yine bir iç alt dairede, rızk isteyen her taife, bütün çiçekli otlar, çiçek açmış her bir ağaç, bütün meyveler ve içindeki tohumcuklar, yeryüzü tarlasındaki nebatatın her biri, bir alt dairede, toprak, hava, su, nur, dört külli dil olarak lisan-ı hal ile konuşuyorlarmış. Bütün zerratı vücudum, herkesin hususi dünyasındaki gibi benim de hususi dünyamın ikinci unsuru olan su unsuru, nar ile nur unsuru, yani maddi ve manevi nur unsuru, bir alt dairede ehli iman, Risanur şakirtleri, umum ihvan, kardeşim feyzi manevi lisan-ı hal ile konuşuyormuş ve etraftaki dostlar, bir iç dairede enbiyaların aleyhisselam icmağı, nübüvvet mertebesine nail olanların heyet-i mecmuası, yine en merkezde Peygamber aleyhisselam Efendimiz ve Kur'an-ı Kerim, bunlar Risanur'da lisan-ı hal ile gösterilen yerler, lisan-ı hal ile tesbihat eden, işte hitap eden yerler. Bunun dışında bu dairenin yanında simalardaki teşeffüsat da lisan-ı hal ile bizimle konuşuyormuş. Yine mescit geçiyor Risanur'da. Mide lisan-ı hal ile bize bir şeyler diyormuş. Bütün ölüler lisan-ı hal ile bizimle konuşuyorlarmış. Zaman-ı hal, yani aslı saadet lisan-ı hal ile konuşuyormuş. Çok komiteler ve Kur'an-ı Kerim'deki lam lisan-ı hal ile konuşuyormuş. Birkaç daha harf var buraya almadığımız. Bizimle konuşan, lisan-ı hal ile bizimle konuşan yerler. Yani Risale-i Nur'da geçen lisan-ı hali cümle içinde geçerler, değil mi? Evet abi. Lisan-ı hal ile konuşan yerler. Yani çeşitli şey olsun diye.